Piyasalar yılın sonuna yaklaşırken son önemli haftasını geçiriyor. Bugün yapılacak 2023 yılının son FED toplantısı öncesi piyasalar Amerika Tüketici Fiyat Endeksi verilerine odaklanmıştı. Dün açıklanan veri beklentilere büyük ölçüde paralel geldi. Ancak çekirdek hizmet enflasyonunda yıllık bazda önceki ayın neredeyse aynı yükseliş oranı görüldü ve aylık bazda önceki aydan daha yüksek bir rakam bizleri karşıladı. Kira enflasyonunda tekrar yükseliş görülürken, Fed'in yakından takip ettiği konaklama ve enerji hariç çekirdek hizmet enflasyonu, yani süper çekirdek hizmet enflasyonu hem yıllık hem de aylık bazda yükseliş kaydetti. Veride faize duyarlı sektörlerden olan ikinci el otomobil piyasasında enflasyonun arttığı görülse de, Amerika'da dezenflasyon süreci devam ediyor. Bugün için Fed'in kararını etkileyecek bir niceliğe sahip olmayan bu veri seti, geçtiğimiz hafta gelen tarım dışı istihdam verisiyle beraber değerlendirildiğinde istihdam piyasasının hala sıkı olduğunu ve bu durumun hizmet sektörü üzerinde enflasyonist bir baskı yarattığını gösteriyor. Enflasyonun hedefler doğrultusunda hareket etmesi yolunda Fed'in temkinli bir yaklaşıma sahip olduğu görülebilir. Avrupa piyasalarında dün hafif satıcılı bir gün geride kaldı. Eurostox endeksi günü %0.08 düşüşle tamamlarken Frankfurt DAX endeksi açılışa paralel bir kapanış yaptı. Londra FTSE endeksi ise %0.03 düşüş yaşadı. Amerika tarafında veri sonrası hareketlilik yüksek olsa da pozitif tarafta kapanmayı başaran bir hisse piyasası gözlendi. S&P 500 endeksi %0.46 değer kazanırken, Nasdaq Teknoloji Endeksi %0.7 yükseldi. Dow Jones Endeksi de günü %0.48 yükselişle kapattı. Bugün piyasalarda FED toplantısı ve faiz kararı takip edilecek. FED'in faiz oranını değiştirmesi beklenmiyor. Dolar endeksi dünü oldukça hareketli geçirdi. Endeks Amerika enflasyon verileri öncesinde 103.48 seviyelerine gerilemesinin ardından sonrasında 104.02'ye kadar yükselse de günü 103.80 seviyelerinden tamamladı. 103.55 seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalamasının altından alıcıların hız kazandığı görüldü. Japonya Merkez Bankası'ndan şahin beklentilerin artmasıyla Japonya'nın G10 para birimlerinin en çok değer kazananı olarak öne çıktı ve günü %0.42 primli olarak sonlandırdı. Sterlin dolar paritesinde İngiltere'den gelen ortalama ücretler verisinin beklentilerin altında kalması ve Amerika verileriyle oldukça hareketli bir gün olsa da parite 1.2570 seviyesinden yatay pozitif kapanış yaptı. Benzer hareket euro dolar paritesinde de görüldü. Parite Amerika verileri öncesinde 1.0827'ye kadar yükselerek 1.0825'te bulunan 200 günlük hareketli ortalamasını test etse de kalıcı olamadı. Bugünkü FED toplantısı öncesinde Amerika tarafından gelen enflasyon verileri yıllık bazda beklentiye paralel olsa da aylık bazda beklentinin üzerinde açıklandı. Cuma günkü istihdam verilerinin ardından %70 seviyelerinden %47'ye gerilemiş olan Mart ayı için FED faiz indirimi beklentileri veri sonrasında %42'ye düşerken Amerika tahvil getirilerinde görülen yukarı hareket kalıcı olamadı ve 10 yıllık getiriler günü yaklaşık 3 bas puan gerileme ile 4.20 seviyelerinden sonlandırdı. Kısa vadelerde ise toparlanma sınırlı olurken 2 yıllık Amerika tahvili açılışa göre 2 bas puan yukarıda günü %4.73 seviyesinden sonlandırdı. Avrupa tarafında genel olarak alıcılı seyir hakimdi. İngiltere 10 yıllıkları 11 bas puan gerileme ile 3.96 seviyesinden günü sonlandırırken Fransa ve Almanya kıymetlerinde de 4 ila 5 bas puanlık getiri gerilemesi görüldü. İngiltere tahvillerindeki değerlenmede İngiltere'den gelen ücretler verisinin beklentinin altında kalarak enflasyon korkularını azaltması etkili oldu. Global hareketle birlikte lokal tarafta da değerlenme vardı. Türkiye hazine kıymetlerinin getirisinde 5 ila 6 bas puanlık gerileme olurken 10 yıllık tahvil 7.70 getiri seviyesinden işlem gördü. 5 yıllık ülke risk primi 3 bas puan gerilese de 2021 mart ayından itibaren yeni dip seviyelerini test etmeye devam etti. Bu pozitif hareketle paralel şirket kıymetlerinde de alıcılar öne çıkarken 30 ila 40 cent'lik primlenmeler dikkat çekti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.